Değerli basın emekçileri, Diyarbakır'daki 14 kitle örgütü, Cizre, Silopi ve Sur'da yaşanan çatışmalarla HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik açıklamalara tepki gösterdi. Diyarbakır Barosu'nda düzenlenen basın toplantısına meslek örgütleri, sendikalar, insan hakları örgütleri katıldı. Ortak basın metnini Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen okudu. Ve şiddetlerden çatışma ortamı ile ilgili ve ayrıca şu an gündemde bulunan HDP milletvekillerinin ve genel başkanlarının, eş genel başkanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ortak bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Özmen, önce sokağa çıkma yasaklarının yarattığı tabloya değindi. Çözüme dair çabanın sarf edilmediği her an yarayı kangrenleştiriyor. Mağduriyetler ve hak ihlalleri artıyor. Geleceğe dair ümitler azalıyor ve birlikte yaşama iradesi zayıflıyor. Biz Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri olarak dozu gittikçe artan bu yıkımdan son derece endişeliyiz. Dokunulmazlık tartışmasına da değinen Özmen, gelişmelere tepki gösterdi. Türkiye, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ne gibi sonuçlar ürettiğini geçmişte çok acı bir şekilde tecrübe etti. 1994 yılında DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve mecliste gözaltına alınıp tutuklanmaları Türkiye'de çok kanlı bir sürecin fitilini ateşlemişti. Tarihe demokrasi ayıbı olarak geçen bu adım siyasi mekanizmaları tüketmiş, hak ve özgürlükler çizgisini geriye çekmiş ve demokratik yaşama çok büyük zararlar vermişti. HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması demokratik temsil ilişkisini ortadan kaldıracak, siyasete olan inancı zayıflatacak, mevcut problemin daha da karmaşıklaşmasına yol açacak ve nihayetinde telafisi güç, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Özmen, konuşmasının devamında çözüm sürecinin yeniden başlatılması çağrısında da bulundu. Çözümün adresi meclistir. Çözümün yolu da siyaset ve müzakeredir. Siyaset harici her yol bizi çıkmaza götürür ve işi içinden çıkılmaz bir hale getirir. Biz Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları olarak demokratik siyasete inanıyoruz. Bütün toplumsal meselelere ancak demokratik siyasetin içinde ve diyalogla çare bulunabileceğini düşünüyoruz. Bunun içinde siyaset kurumlarını gerilimleri yükseltecek, diyalog kanallarında sıkıntı yaratacak bir dil ve usluptan kaçınmaya ve kesintiye uğramış olan çözüm sürecini bir an önce yeniden hayata geçirmeye çağırıyoruz.